Kıymetli Müslümanlar her zaman bütün sohbetlerimizde söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim hayat rehberimizdir. Eğer biz Allah'a ve Resulüne iman etmişsek, biz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a ya Resulullah kıyamet günü senin yüzüne ak bir şekilde bakıyoruz ve bunu bakmaya gayret edeceğiz. Hayatımızı bu şekilde yaşamaya çalışacağız diye kardeşlerim Resulullah'ın huzuruna bu şekilde çıkmak istiyorsak Kur'an-ı Kerim'e kulak vermemiz gerekmektedir. Kıymetli kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatına baktığımızda Resulullah'ın ahlakı tamamıyla hep iyilik, güzellik, iffet, haya, edeple dolu Resulullah'ın bir hayat yaşantısı vardı. Kıymetli kardeşlerim bize de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi ümmetime şu iki şeyi bırakıyorum. Kim bu iki şeye sımsıkı sarılırsa ben onlar hakkında Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda onlar için cenneti isteyeceğim buyuruyor. Nedir bunlar kardeşlerim? Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi benim sünnetim buyuruyor kainatın efendisi. Kıymetli Müslümanlar Resulullah buyuruyor ki bunlara azı dişinizle sarılın sımsıkı. Kardeşlerim hani yemek yediğimiz zaman bazen böyle e çok pişmemiş yemeklerde işte etlerde ağzımıza aldığımız zaman dişimizle sımsıkı tutup çekmeye çalışırız. Hatta ön dişlerimizle sıkamadığımız, parçalayamadığımız zaman arka dişlerimize bunu uzatırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki: "Eğer Kur'an ve sünnete azı dişlerinizle sarılırsanız yoldan sapmazsınız ve ben de kıyamet günü siz sizin için sizin adınıza Allah'tan cenneti talep edeceğim." buyuruyor. Dolayısıyla kardeşlerim Resulullah iki emanet bırakmıştır. Bu iki emanetimizin en büyüğü, en büyük nimetimiz Rabbimizin yaşayan mucizesi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri. Dolayısıyla kardeşlerim biz Kur'an'a göre yaşamaya geldik. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine göre yaşamaya geldik. Dünya hayatındaki insanların falanca işte modaların falanca artistlerin hayat yaşantısı için değil. Biz peygamber aleyhisselatu vesselam'ın emirlerine sımsıkı sarılmak için bu dünyaya gönderildik. Gayemiz amacımız bu. Kıymetli Müslümanlar en başta Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızası var. Her şeyden öte. Bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki bana iman eden, imanıyla yaşayanlara Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de cennatun tecrimin tahtiyel enhar ve mesakine tayyibeten ona öyle bir cennet vereceğim ki altından ırmaklar akacak, sıkıntı yaşamayacak, problem yaşamayacak, sağlık sorunu olmayacak, iş hayatı problemlerini görmeyecek, pazartesi sendromunu yaşamayacak, okul sıkıntısı stresini yaşamayacak. Öyle bir hayat bahşedeceğim ki onlara Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu o hayattan razı ve memnun olacaklar. Hiç sıkıntı, hiç problem yaşamayacaklar. Ama devamında Allah buyuruyor ki kardeşlerim bakın bu ayet-i kerime bizim için çok önem teşkil ediyor. Bütün ayetler ayrıdır ama bu ayet-i kerimenin yeri farklıdır. Allah buyuruyor ki her şeyden önce bakın cennet nimetlerini vereceğim diyor ama وَرِدُوَانُمْ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ Cennet nimetlerinden de öte, cennetin içerisindeki güzelliklerden de öte en büyük nimet وَرِدُوَانُمْ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah'ın asır. En büyük nimet Allah'ın asır. Onun için kardeşlerim siz siz olun şu kısa hayatta Allah'ım memnun etmeye çalış. Genç kardeşlerimiz gençliğinizi Allah yolunda sarf edin. Genç kız kardeşlerimiz kendi içerisinde bulunmuş olduğunuz bu gençlik nimetini deyin ki Allah'ım ben bu nimetini sana feda ediyorum ya Rabbi deyin. Kardeşlerim zor değil bu. Hayatımızı Allah yolunda geçirmek zor değil ve bunun karşılığını ahirette göreceğiz inşallah. Kıymetli kardeşlerim okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine hitaben Kıymetli Müslümanlar bakın burayı ifade ederken önemli bir noktadan bahsedelim. Bir zamanlar bir profesör çıktı televizyonda dedi ki kardeşlerim Kur'an-ı Kerim işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an ayetleri Mekke sokaklarını Medine sokaklarına indiren bir Kitaptır Kur'an, dönemimizde bunlar geçerli değildir. Kıymetli Müslümanlar maalesef, yani bütün ilahiyatçıları kapsamıyorum. Allah Celle Celaluhu ehli sünnet üzere olan, Kur'an'a ve sünnete hakiki anlamda hizmet eden, dış güçlerin, selefilerin, vahabilerin, e, İslam düşmanlarının oyuncağı olmadan, Ümmeti Muhammed'in gençlerine İslam'ı asıl kaynaktan anlatan hocalarımızdan bahsetmiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ancak kıymetli Müslümanlar maalesef ilahiyatlarda işte genç kardeşlerimizin önüne çıkarak diyorlar ki Kur'an işte peygamber döneminde indirildi. Mekke'deki insanları alakadar eder. Peygamberden bahseden ayetler peygamberi alakadar eder. Bu dönemi alakadar etmez. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Kur'an kendi dönemine indirildiği takdirde her zamana Kur'an'ı hitap eder. Bütün zamanlara Kur'an-ı Kerim hitap ediyor. Sadece peygamberden bahsediyor diye peygamberi ilgi eden, alakadar eden bir ayet bir kitap değildir. Şimdi bu ayette Ahzab suresinden bir ayet okudum. Bu ayet-i kerimede Allah peygamber hanımlarından bahsediyor. Ya ey ya nisa en nebi ey peygamber hanımları. Kıymetli Müslümanlar. Allah bunu söylerken sadece peygamber hanımlarından özel bahsetmiyor. Şimdi maalesef bu yanlış yönlendirmelerle Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlıyoruz. Kur'an peygambere hitap etse de, peygamber hanımlarına da hitap etse de biz Kur'an'ın onlar üzerinden ümmetin kadınlarına ya da ümmetin erkeklerine işaret ettiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kardeşlerim Kur'an-ı Kerim 1450 küsur yıl önce peygamberden bahsetse bile bu zamanda Kur'an-ı Kerim her yerde, her mekanda, her sokakta, her caddede Allah Celle Celaluhu geçmişte hitap ettiği gibi şimdi de hitap ediyor.